Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Bugün sizlerle karı köklü ifadeleri de 3. köyle beraberiz. Aşağıdaki işlemleri de yapalım. 2 kök 13'te 3 kök 13'ün çarpımından bahsediyoruz. Burada öncelikle şu hatırlatma yapalım. Kök x ile kök x'in çarpımı her zaman bize x olarak gelecektir. Ne demektir bu? Kök 7 ile kök 7'yi çarparsam, İçeridekiler beraberle 7 ile 7'yi çarptığımız zaman 7'nin karesi, bu kareler de birbirini yok ettiği için direktmen 7 olarak çıkacaktır. Ya da şöyle de yapabiliriz. 7 ile 7'yi çarptığımız zaman 49. 49 ifadesi 7'nin karesi olduğu için sonuç 7 olacaktır. Bu yüzden de aynı ifadeler kökün içinden çarpıldığı zaman sonucumuz x olarak gelecektir. Örnek olarak burada baktığım zaman kök 13 ile kök 13 çarpılırsa 13, 2 ile 3 çarpılırsa 6, 6 ile de 13'ü çarptığımız zaman 78 olarak karşımıza cevabımız gelecektir. Buraya baktığımız zaman kök 72 çarpı kök 8 bölü 8. Önce bir dışarıya çıkartabilirim ya da direkt ben 72 8 çarpı 9 diye yazabilirim. Kök 9 çarpı kök 8 çarpı kök 8 bölü 8. Kök 8 ile 8'in çarpımı direktmen dışarıya 8 olarak çıkacaktır. Kök 9 dediğimiz 3 olarak çıkacaktır. Bölü 8'imiz vardı. Birbirini sadeleştirirse 3 olarak sonucumuz karşımızda olacaktır. Kök 48 bölü kök 18 çarpı kök 12 bölü kök 32 diyoruz. Önce şurayı bir tek payda da yazalım. 48 bölü 18 çarpı, bölmeyi ters çevirip çarparak yazabilirim. 32 bölü 12 olarak yaptım. Çarpım olduğum zaman hepsine birleştirelim. 48 bölü 18 çarpı 32 bölü 12 şeklinde yapabilirim. Kırk sekizde 12'yi sadeleştirirsek 4. 4 ile 18 sadeleştirirsem 9. Burası 2 olur. 2 ile 32 çarparsam 64 kök içinde bölü 9 olacaktır. 64 8 olarak, 9 da 3 olarak karşımıza gelecektir. 2 kök 3 çarpı kök 18 bölü kök 6 şeklinde yap bakıldığı zaman 2 dışarıda, tüm hepsini kök içine alıyorum. 3 çarpı 18 bölü 6. 6 ile 18'i sadeleştirebilirim. 3 kalacaktır. 2 çarpı kök 9, kök 9 dışarıya 3 diye çıkacaktır. 2 çarpı 3 sonucumuz 6 olacaktır. Aşağıdaki soruyu cevaplandıralım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli çocuklara tekerlekli sandalye almak için yardım amaçlı bir resim sergisi düzenlenmek isteniyor. Bu sergi için görsel sanatlar öğretmeni eni kök 12 ve boyu kök 27 desimetre olan bez ile dikdörtgen şeklinde tuvaller hazırlayacaktır. 50 tane tuval için en az kaç desimetre kare tablo bezine ihtiyaç duyulacaktır? Önce o zaman bir tanesine bakalım. Bir tanesinin alanı kök 12 ile kök 27'nin çarpımıdır. Kök 12'yi dışarı çıkarttırırsak 2 kök 3. 27'yi dışarı çıkarttırırsak 3 kök 3. 2 ile 3'ün çarpımı 6. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı aynı ifadeler olduğu için direktmen 3 olacaktır. 6 ile 3'ün çarpımı 18 desimetre kare olacaktır. 18 desimetre kareden kaç tane gerekiyor bizim için? 50 tane lazım. O zaman 50 ile 18'i çarptığımız zaman 900 desimetre kare beze ihtiyacımız olacaktır. B şıkkı. Sevinç öğretmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı gösteride kullanmak üzere aldığı kök 180 metre kumaşı sınıfındaki 6 öğrenciye paylaştırmak istemektedir. Bu paylaşım sonucunda her bir öğrenciye düşen kumaşın kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. Elimizde kök 180 metre kumaş var ve 6 öğrenciye paylaşılacak. 180'i
Kök dışına çıkartırsam 36 çarpı 5 olduğu için 6 kök 5 olacaktır. 6'lar birbirini yok eder. Elimize sadece kök 5 metrelik bir ifade olacaktır. Kaç santimetre kare olarak dediği zaman karşımıza da metreyi santimetreye çevirecek karşımıza çıkartabiliriz. Metrenin 100 santim olduğu için 100 kök 5 santim olarak karşımızdadır. Yandaki şekilde görülen dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu kök 15 santimdir. Üçgenin alanı kök 60 olduğuna göre üçgenin diğer dik kenar uzunluğu, yani burayı x diyoruz, x istiyor. Üçgenin alanı x ile kök 15'i çarpıp 2'ye böldüğümüz vakit kök 60 olacakmış. Burada x yalnız bırakmak için önce her tarafı 2 ile çarpıyoruz. Bu ikiler birbirine götürüyor. Daha sonra kök 15'e bölüp sadece x eşittir 2 çarpı kök 60 bölü kök 15 olarak karşımıza geliyor. Kök 60'ı kök 15'e böldüğümüz zaman kök 4 kalacaktır. Kök 4 de dışarıya 2 olarak çıkacaktır. Dışarıda 2'miz vardı. Kök 4 de 2 olarak çıkarsa 2 çarpı 2 4 olarak bir kenarımız karşımızdadır. Kenar uzunlukları 5 kök 3 ve 7 kök 3 dik olan dikdörtgen şeklinde bir dükkanın zemini, kenar uzunlukları kök 5 ve kök 5 bölü 4 metre olan dikdörtgen şeklinde parkelerle kaplanacaktır. Bu iş için kaç adet parke gerekmektedir? Şimdi kenar uzunluklarının 5 kök 3 ve 7 kök 3 olduğu için önce bunun alanını bulabilirim. Daha sonra kök 5 ve kök 5 bölü 4 dikdörtgenlere olarak yaptığımız zaman bunlara bölmem gerekir. O zaman önce büyük alan 5 kök 3 ile 7 kök 3 çarpıyorum. Daha sonra kök 5 ile kök 5 bölü 4'e bölmem gerekiyor. 5 kere 7'yi çarptığımız zaman 35, kök 3 ile kök 3'ü çarptığımız zaman 3 elde ederiz. Kök 5 ile kök 5'i çarptığımız zaman bir de nedir? 4 vardır. 35 ile 3'ü çarpmadan direktmen 5 bölü 4'ü çarpmaya çevirelim. 35 çarpı 3 çarpı 4 bölü 5. 5 ile 35 sadeleşirse elimizde 7 kalır. 7 kere 3 21. 21 çarpı 4. 21 ile de 4'ü çarptığımız zaman karşımıza 84 adet parkenin gerektiğini görüyoruz. Yandaki kareli kağıda çizilen şekilde MN kök 8. 1, 2, 3, 4 parçalık kısım kök 8. Bir kenarına x dersem 4x eşittir kök 8 olacaktır. Kök 8 dediğimiz 2 kök 2'dir. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman 1x ifadesi 2 ile 4 sadeleşirse kök 2 bölü 2 olacaktır. Boyalı kısımdan bahsettiği için hemen bakıyoruz kaç tane boyalı kısım vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O zaman bizden istenen 18 tane x'in ne olduğudur. 18'de kök 2 bölü 2'yi çarptığımız zaman 18'de 2 sadeleşip çevre 9 kök 2 olarak karşımızdadır. E şıkkında 6 kök 5 çarpı a eşittir 3 kök 5 çarpı a eşitliğini sağlayan a'nın pozitif tam sayı değeri için a eşittir b kök 5 olduğuna göre b'nin kaç olduğunu bulalım. Şimdi burada a dışarıda ama burada içeride. Önce şu 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 2 kök 5 a eşittir a kök 5 olacaktır. 2'yi içeriye alırsam 5 çarpı a çarpı 4, buradaki a'yı içeri alırsam a'nın karesi çarpı 5 olacaktır.
Kök içerisinde bütün ifadeler birbirine eşittir. O zaman 5 çarpı a çarpı 4 eşittir. A çarpı a çarpı 5, 5'ler birbirini götürdü. Buradaki a'lar bir tanesi birbirine götürecek. O zaman a dediğimiz 4 olarak karşımıza çıkacaktır. A'yı gelip yerine yazıyorum 4'ü. 4 eşittir b kök 5. O zaman her tarafı kök 5'e bölmem gerekiyor. Birbirlerini yok etsinler. B dediğimiz ifadede 4 bölü kök 5 olarak karşımıza gelecektir. F şıkkında kök 35 bölü 6 sayısı kök 7 bölü 12 sayısının kaç katıdır dediğimize göre, o zaman kök 35 bölü 6'yı kök 7 bölü 12'ye bölmem gerekiyor. Kök 7 bölü 12 bölme durumunda olduğu için ters çevirip çarpabilirim. Yani 35 bölü 6 çarpı 12 bölü 7. Hepsini tek kök içinde yazdığımız zaman 35 bölü 6 çarpı 12 bölü 7 yapabiliriz. 35'te 7 sadeleşirse 5 kaldı. 6 ile 12 sadeleşirse 2 kaldı. 5 ile 2'yi çarptığımız zaman cevabımız kök 10 olarak karşımıza gelecektir. Kareköklü ifadelerde toplam ve çıkarma işlemleri. 5 kök 2 ve 3 kök 2 olan bir dikdörtgenimiz var. Kısa kenar 3 kök 2, uzun kenar 5 kök 2. Çevre uzunluğunu soruyor. Burası da 5 kök 2'dir. Burası da 3 kök 2'dir. Hepsini topladığımız zaman 5 kök 2 artı 3 kök 2 artı 5 kök 2 artı 3 kök 2. Burada şu vardır. Kök içindeki ifadeler aynıysa sıkıntı yok. 5 3 daha 8, 5 3 daha 8, 8 8 16 kök 2 yapabiliriz. Ama a kök 3 artı b kök 2 diye bir şey yazıldığı zaman, bunlar farklı olduğu zaman her zaman sabit olarak burası kalır. Sadece ve sadece kök içindeki ifadelerin aynı olması gerekiyor işlem yapılabilmesi için. Misal kök 5 2 kök 5, 1 tane ve 2 taneyi topladığımız zaman 3 kök 5. 4 kök 7'den 2 kök 7, 4'ten 2 çıktığı zaman 2 kök 7. 5 kök 3 eksi 2 kök 3 artı 7 kök 3 yaptığımız zaman 5'ten 2'yi çıkartıp 7 topluyoruz, 10 kök 3. Kök 7 eksi 2 kök 7 artı 3 kök 7, 1'den 2'yi çıkartıp 3 eklediğimiz zaman 2 kök 7 şeklinde karşımıza gelir. D şıkkında da bakın 3 kök 2 burada, 2 kök 2 burada. Kök 5 ve 2 kök 5'ler de ayrıdır. Kök 2'leri ayrı bir şekilde yapabiliriz. Kök 5'leri ayrı şekilde işlem yapabiliriz. 3 kök 2'den 2 kök 2 çıkarsa 1 tane kök 2. 2 kök 5'te kök 5'i toplarsak da 3 kök 5 etti. Ve kök içindekiler birbirinden farklı olduğu için de herhangi bir işlem yapmayız. Burada yazdığımız özelliğimiz gibi. Ne diyoruz? Kökün içindeki ifadeler aynıysa katsayılar toplanır ya da çıkartılabilir. Ama kök içindeki ifadeler aynıdır. Lakin kök 5 artı kök 3 kökün içindeki ifadeler farklıysa birbirine eşit olmadığı için sonuç olduğu gibi kalacaktır. Kök 75 artı kök 12 burada birbirinden farklı. Önce kök içinde kalan en sade halinde birbirine eşit midir ona bakarız. 3 çarpı 5'in karesinden 5 kök 3 eder. 3 çarpı 2'nin karesinden 2 kök 3 eder. Bakıyoruz kök 3'ler birbiriyle ortak. O zaman 5 artı 2'den 7 kök 3 olarak cevap karşımıza gelecektir. Kök 500 eksi kök 125. 500 100 çarpı 5'ten 10 kök 5. 125 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 ve kökün içindekiler kök 5 ve kök 5 olduğu için katsayılar birbirinden çıkartılarak işlem karşımıza gelecektir. Kök 72 artı 3 kök 50 eksi 2 kök 8 işlemine baktığımız zaman büyük sayılar yani bileşik sayılar olduğu için önce bunları sadeleştirerek içerideki kökün içinde en hafif olanı sayıya gelmemiz gerekiyor. 72 dediğimiz sayı 6 kök 2,
50 dediğimiz 5 kök 7, 3 ile çarparsak 15 kök 2. 2 kök 8, 4 çarpı 2 olduğu için 2 kök 2 çarpı 2'den 4 kök 2. Bakıyoruz. Bütün hepsinde kök 2'ler var. O zaman 6'ya 15 ekleyip 4 çıkarttığımız zaman cevabımız 17 kök 2 olarak karşımızdadır. Üçgenin çevresi 9 kök 5. 3 kök 5 ve 2 kök 5 verilmiş ama burası verilmemiş. 3, 2, 5 tane kök 5 var. Bize verilen 9 kök 5. 9 kök 5'ten 3 kök 5 ve 2 kök 5'i çıkardığımız zaman geriye 4 kök 5 sonucumuz gelecektir. İç içe kökler baktığımız zaman en içten başlarız. Kök 121 sayısı 11 olarak çıkar. 11 ile 5'i topladığımız zaman 16. Yine aynı sıradan devam ederiz. 16 4 diye karekök dışına çıkıyor. 8'den 4 çıktığı zaman kök 4. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 7 ile 2'yi topladığımız zaman kök 9. Kök 9 da 3'ün karesi olduğu için cevabımız 3'tür. Aşağıdaki işlemleri yapalım. 40. Bizim için burası 2 kök 10. Eksi 5 kök 10. 90 dediğimiz 9 çarpı 10'dan 3 kök 10. 2'den eksi 5 çıkarsa eksi 3 artı 3 daha sonucumuz 0 elde ediliyor. Hemen yan tarafa baktığımız zaman kök 3'ler hepsi aynı. 3 ile 8'i toplayıp 7 çıkarttığımız zaman cevabımız 4 kök 3 olacaktır. 3 kök 2, 2 kök 3, 7 kök 2, 4 kök 3. Burada kök 2'ler bir halde yapılması gerekiyor. 7 kök 2, 3 kök 2, 10 kök 2. Kök 3'ler ise ayrı yapılır. 6 kök 3 olarak karşıma gelir. Kök 2, kök 2, kök 2. Kök içindekilerin hepsi aynı. O zaman 6'dan 11'i çıkartıp 7 eklediğimiz zaman cevabımız 2 kök 2 olacaktır. 7 kök 5'ten kök 5 var. 8 kök 5 eder. Eksi kök 2, 4 kök 2 daha. 3 tane kök 2 karşımıza gelir. 7 kök 5, 9 kök 5 daha. 16 kök 5, 10 kök 5 çıktığı zaman altı kök 5 cevabımız gelir. Kök 8 önce normal bir şekilde dışarıya çıkartmam lazım. 2 kök 2 12 dediğimiz ifade 2 kök 3. Kök içerisindeki ifadeler farklı olduğu için 2 kök 2 artı 2 kök 3 olduğu gibi karşımıza gelecektir. 10 kök 3 en sade hali ama 27 değil. Burası 3 kök 3 edecekti. 10 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarttığımız zaman cevabımız 7 kök 3 olacaktır. 8 2 kök 2 kök 18 3 kök 2 32 4 kök 2 27 3 kök 3. Kök 2'leri bir arada toplayabilirim ama kök 3'ü herhangi bir şey yapamam. 2 kök 2 eksi 3 kök 2 artı 4 kök 2 karşımızda 3 kök 2 gelecektir. Bir de kök 3'lü ifade olan artı 3 kök 3 cevabımızı ulaştıracaktır. Kök içerisinde x'ler var. 5'ten 2 çıkartırız 3. 3 de topladığımız zaman 6 kök x olacaktır. Kök 15 artı kök 60. Kök 15 herhangi bir dışarıya çıkmaz. 60 ise 2 kök 15 olarak cevabımızı getirir. Kök 15, 2 kök 15 daha 3 tane kök 15 elde ederiz. Kök 75 dediğimiz ifade 5 kök 3. 12 dediğimiz 2 kök 3 artı 27 de 3 kök 3'tür. 2 kök 3 ile 3 kök 3 toplarsak 5 kök 3 edecektir.
5 kök 3'ten 5 kök 3 çıktığı zaman cevap 0'dır. 125 dediğimiz 5 kök 5 eksi 3 kök 5 2 kök 5 karşımıza sonucumuzdur. 3 çarpı 100'den 10 kök 3 eksi 2 çarpı 100'den 10 kök 2. Onlar yani bu sabit sayılar aynı olsa da kök içindekiler farklı olduğu için herhangi bir işlem yapılmadan 10 kök 3 eksi 10 kök 2 olarak cevabımız karşımızda olacaktır. Doğruysa D, yanlışsa Y olarak karşılaştıracağımız ifadeler. Kök 12 dediğimiz ifade 2 kök 3. 48 dediğimiz ifade 4 kök 3. 2 ile 4'ü topladığımız zaman 6 kök 3 edecektir. 6 kök 3 147'ye eşit midir? Ona bakmamız gerekiyor. 147 burası 21 çarpı 7 7 çarpı 3'ten ya da 147 şöyle yazalım. 7 çarpı 7 çarpı 3 7'nin karesi olduğu için dışarı 7 kök 3 çıktı. O zaman 6 kök 3 ile 7 kök 3 birbirine eşit olmadığı için yanlış olarak gelir. Kök 22 dışarı çıkmaz. Kök 38 de çıkmaz. Burada 22 ile 38 içeride kökler dışında toplam gibi bir şey olmaz. Direktmen ne olacaktır? Yanlış olarak karşıma geçecektir. Kök 3, kök 3, kök 3, kök 3, kök 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane kök 3 var. Bu 5 kök 3 kök 75'e eşit midir ona bakacağız. Burası 25 çarpı 3 olduğu için 25 dışarıya 5 çıkar. 3 de kök içinde kaldığı için evet doğrudur. 80 eksi 20. Burada 80'den 20 çıkartma gibi bir eğilimimiz yoktur. Kökün dışına çıkartıp ondan sonra işlem yaparız. Direktmen yanlış moduna geçeriz. 3 kök 10 artı 5 kök 3. Kök 10 ve kök 3 farklı olduğu için işlem yapamam. Kök içindeki ifadeler toplanamaz. O yüzden burası da yanlıştır. 7 kök 2, 50 dediğimiz 5 kök 2, 9 kök 2. 7 ile 5'i toplayıp 9 kök 2'yi çıkartmam gerekiyor. O zaman karşıma ne gelecektir? 12'den 9 çıkarttığım zaman 3 kök 2. Kök 18'de bakalım. 18 dediğimizde 9 çarpı 2. Bu da dışarıya 3 kök 2 olarak çıkacaktır. Ve doğru olarak karşımıza gelir. Yanına verilen şeklin çevresinin kaç metre olduğunu bulunuz. Şu ana baktığım zaman burada kök 50. Bu kök 50 bu kısmın şuranın ve şuranın toplamına eşit olacaktır. O zaman buradaki basamak gibi ifadelerimizin hepsinin de kök 50 olması gerekir. Yani 5 kök 2 olacaktır. Aynı mantıkla hareket ettiğimiz zaman şuradaki yukarıdaki ifadeler ise hepsi kök 72'ye denk gelecektir. Kök 72 dediğimiz ifade de 6 kök 2'dir. Demek ki bu 6 kök 2'den hem üstte hem altta vardır. Yani 2 tane 6 kök 2'miz var. Kök 50'den yani 5 kök 2'den hem sağda hem solda var. 2 tane de 5 kök 2 etti. 12 kök 2 artı 10 kök 2 eşittir 22 kök 2 olarak karşımıza cevabımız çıkar. Yandaki ABC dikdörtgeninin kısa kenarı uzunluğu kök 48 cm 7 tane eş dikdörtgen birleşmesiyle oluşmuştur. Buna göre ABC dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç cm olduğunu bulalım. Önce şu 48'e bakalım. 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olacaktır. Yani bir kısa kenar 4 kök 3 olması gerekiyor. 4, 8, 12, 16. Şuranın tamamı 16 kök 3 oldu. Demek ki bir uzun kenarımız
16 köküç olacaktır. Şurası 4 köküç, burası 4 köküç, burası da 4 köküç kısalardan. Burası 16 köküç. Bizden ne istiyor? ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğunu istiyor. Kısa kenarı 16 köküç bulduk. Uzun kenara da baktığımız zaman 16 köküç, 12 köküç daha 28 köküç olacaktır. Uzun kenarım 28 köküç. Kısa kenarım 16 köküç. 16 köküçten 2 tane, 28 köküçten 2 tane var. Ortak parantezde 2'yi de çarpma alırsam 16 ile 28'i toplarım. Kökler aynı olduğu için 2 çarpı 44 köküç. 2 ile 44'ü çarparsak 88 köküç olarak karşımıza cevabımız gelir. Yandaki şekilde verilenlere göre boyalı olan 24 birimlik alana sahip kare kesilip atıldığında kalan şeklin çevresinin kaç birim olduğunu bulunuz. Uzun kenar 216, buruk kenar 150. 216'yı bir çıkartalım önce dışarıya. 36 çarpı 6'dan. Burası 6 kök 6. 150'ye baktığımız zaman 25 çarpı 6. Burası da 5 kök 6. Boyalı alan 24'müş. Yani şurası. Ne ile neyi çarparsam 24 olacaktır sorusuna bakarım. O zaman A dediğimiz 4 çarpı 6'dan 2 kök 6 olacaktır. Yani mavi kısmın bir kenarı 2 kök 6 karşıma çıkar. 5 kök 6'dan 2 kök 6'yı çıkartırsak şu kısım 3 kök 6 kalır. Şöyle 2 kök 6'yı alırsak şu kısımda 4 kök 6 olacaktır. Bizden ne istiyor? Bu kısım atıldığı zaman kalan şeklin çevresini istiyor. Şimdi burayı sadece atmam yeterli benim için. Şu 6 kök 6'da herhangi bir ifade değişmiyor. 2 kök 6 burada. Şu kısımda 4 kök 6. Yani bu 6 kök 6'dan 2 tane var. 12 kök 6. Geriye kalan bizde 3 kök 6'ydı. 3 kök 6 da aynı şekil 3 kök 6 olacak. Yani buradan da 3 kök 6'dan 2 tane olacak. 6 kök 6 oldu. 12 kök 6, 6 kök 6 ile toplandığı zaman 18 kök 6 cevabımız çıkacaktır. Süleyman'ın evi ile okulu arasında mesafe kök 75. Hemen kök 75'i çıkardığımız zaman 5 kök 3. Mesafenin 27'li kilometrelik kısmı, yani 3 kök 3'lük kısmı arabayla gitmiştir. Kalan yolu 5 kök 3'ten 3 kök 3 giderse 2 kök 3'lük kilometre gidecektir. Ne kadardır? Direkt 2 kök 3 olarak otomatik karşımıza gelir. Taner öğretmen aklından tuttuğu sayı A sayısına 5 kök 24 2 kök 6 yazdığımız zaman buraya, yani 10 kök 6 eklediği vakit 726 726 dediğimiz zaman da 11 kök 6 buluyor. Taner öğretmenin aklından tuttuğu sayı kaçtır? 10 kök 6'ya ne eklersem 11 kök 6 edecektir. Sadece bir tane kök 6 eklersek karşımıza gelecektir. Bir terzi elindeki 300 metre, yani 10 kök 3 metre kumaşın 192 metresini, 192 dediğimizde 8 kök 3 satmıştır. Terzinin elinde kaç metre kumaş kalmıştır? 10 kök 3'ten 8 kök 3 çıkarsa 2 kök 3 kalmıştır. Kök 13 artı kök A kök 52 ise içeridekiler direkt toplanmaz. Tekrar ediyoruz. Önce 52'yi dışarı çıkartıyorum. 2 kök 13 olmalı.
2 kök 13'te kök 13'te neyi toplarsam 2 kök 13 onu olacaktır şeklinde bir durum. Kök 13 kök 13 daha 2 kök 13 olacağı için kök A dediğimiz ifade kök 13 olacaktır. O zaman A ifadesi 13 olarak da karşımıza gelecektir. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki 4. filmimizde görüşmek üzere.